Yepyeni bir video, hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Az önce Apple'ın beklenen etkinliği sona erdi. Açıkçası bu etkinlikte sıradan her zaman olduğu gibi WWDC'de tanıtılan yeni nesil yazılımları görürüz diye bilgisayarın başına oturmuştum. Ancak gerçekten bence eğer tutarsa gelecekte hayatımızın tam odak noktasında olacak. Sokakta, sağda, solda, her yerde göreceğimiz bir ürün bizlerle buluştu arkadaşlar. Apple Vision Pro isimli bir sanal gerçeklik gözlüğünü bizlerle buluşturdu. Hem bu gözlüğün detaylarına hem de bugün tanıtılan diğer yazılımların detayına bu videoda değiniyor olacağız. Bayağı bir not aldım. Bu notları ve lansmandaki görüntüleri de sizlerle yine paylaşıyor olacağım. Şimdi öncelikle lansman MacBook'la başladı arkadaşlar. MacBook'un yeni nesil 15.3 inçlik bir ekrana sahip ve aynı zamanda M2 işlemcisini kullanan bir modeli bizlerle buluştu bu lansmanda. Burayı çok kısa geçtiler ve sonrasında M2 Ultra işlemcisi çıktı. Bu işlemcide 2 adet M2 Max'ten gücünü alıyor arkadaşlar ve M1 Ultra'ya göre gerçekten bambaşka bir boyuta çıkmış durumda performans. %50 daha hızlı video işleyebiliyor bu işlemci ve 8K ProRes videolarda da müthiş bir performansa ulaşıyor. Mac Pro'lara M2 Ultra desteği geldi. Bir Mac Pro satın aldığınızda doğrudan M2 Ultra ile birlikte satın almış olacaksınız. Bu arada Mac Studio'nun fiyatı 1999 dolar. Mac Pro'nun fiyatı ise 6300 dolar olarak belirlenmiş durumda. Ve gelelim iOS 17'ye. iOS 17 gerçekten çok ciddi geliştirmelerle gelmesini beklediğim bir işletim sistemiydi. Ancak en azından bugün anlatılan şeylerle biraz daha yüzeysel ve görünüşe yönelik yeniliklerin yapıldığını sizlerle paylaşabilirim. Belki de en çok seveceğiniz ve ilk dikkatinizi çekecek detay kişiselleştirilmiş kişiler kayıt ekranı arkadaşlar. Çok ciddi, böyle garip bir ismi var ama şöyle özetleyeyim sizlere. Artık istediğiniz bir kişiyi istediğiniz gibi telefonunuza kaydedebileceksiniz ve bu kişinin fotoğrafını, adını, arama ekranını özelleştirebilirsiniz. Seveceksiniz. Bu aslında birazcık iOS 16'daki duvar kağıtlarına benziyor. Bunun kişilere uyarlanmış hali sizlere diyebilirim. Burada yine arama ekranında özellikler değişmiş. Biraz daha arama ekranında tuşlar aşağıya alınmış durumda arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. En azından kullanış açılılık açısından bence daha yerinde bir yenileme olmuş. Ve tabi buradaki geliştirmeler ilerleyen dönemlerde bize farklı farklı görünüşleri de beraberinde getirebilir diye düşünüyorum. Canlı sesli mesaj özelliği geldi tabii ki. Bu tabi anlık olarak size gelen bir sesli mesajı yazıya dökebilme özelliğini iOS 17'ye veriyor arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. Çünkü bu özelliği bir de iMessage'de kullanmışlar. Şimdi oraya da yine değiniyor olacağım. Bu mesajlar bu arada tamamıyla telefona gömülü arkadaşlar. Tüm buradaki özelliklerin sonunda Apple özellikle gizliliğe önem verdiğinin altını bir kere daha çizdi. Şimdi burada FaceTime'da artık bir video kaydı gönderebiliyorsunuz karşı taraf cevap vermezse telefonunuza. Hani biz normalde ses bırakıyoruz ya böyle biri cevap vermediğinde. Bunu FaceTime'da görüntü olarak da karşı tarafa gönderebiliyorsunuz. Ve mesajlara filtreleme özelliği gelmiş. Mesajlar konusunda gerçekten çok ciddi geliştirmeler yapmışlar ama burada mesajlar dediğime bakmayın. Burada iMessage'dan bahsediyorum sizlere. Bu mesajlarda hani ilk mesaja çıkmak için gruplarda, iMessage'deki gruplarda bir ok getirilmiş. Bu oku kullanarak en tepeye kadar gidebiliyorsunuz. Ve yine aynı zamanda mesajlardan gelen ses kayıtları da yazıya dökülebiliyor. Mesajlarda yine canlı konum özelliği gelmiş ve check-in isimli bir özellik var. Bu check-in isimli özellikle mesela siz biriyle buluşacaksınız, ona konum atıyorsunuz, gideceğiniz yere geliyorum gibisinden. O kişi sizin oraya saat kaçta varacağınızı görebiliyor. Gecikirseniz gecikecek diye karşı tarafa da uyarı gidiyor. Burada tabii ki sürekli bir yerlere geç kalan arkadaşlarımı üzecek bir özellik ama bir o kadar da hayat kolaylaştıracak bir özellik olduğunu da söylemem mümkün arkadaşlar. Ve tabii bu check-in özelliği sayesinde mesela eve gittiğinizde ben eve geldim gibi bir bildirimde yine mesajlardan otomatik olarak karşı tarafa gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayrıca arayüzü de birazcık değiştirmişler. Aynı WhatsApp'ta olduğu gibi etiketler özelliği iMessage tarafında da destekleniyor ama çok daha farklı yapılmış. Şu anda da gördüğünüz gibi bir mesajın üzerine doğrudan bir sticker'ı götürüp istediğiniz gibi sürükleyip bırakabiliyorsunuz. AirDrop için bir özellik var. Bunun adını NameDrop olarak koymuşlar. Bu NameDrop özelliğiyle beraber normalde mesela AirDrop kullanmak istediğinizde böyle uzaktan sen açtın mı ya ne yaptın falan gibi sorular gelebiliyordu. Şimdi böyle bir şey gerek yok. Doğrudan karşı tarafın telefonuna dokundurmak ya da Apple Watch'una şöyle dokundurmak yeterli olacak bir dosya gönderebilmek ya da numaranızı paylaşabilmek ve bunun gibi detayları yine karşı tarafa iletebilmek için sevgili arkadaşlar. Klavyede otomatik doldurma ya da otomatik doğrulama gibi bir özellik gelmiş arkadaşlar. Bu özellik biraz daha yapay zeka desteğiyle çalışıyor ve gerçekten de etkileyici. Çünkü sizin yazacağınız kelimeyi bile önden tahmin edebiliyor. Burada özellikle gramer tarafında yaşanan problemleri en dip seviyeye çekmeye çalışmış Apple ki normalde günlük hayatınızda Türkçeyi de orada
orada yazarken daha düzgün yazabiliyordunuz. Zannediyorum ki artık çok daha efsanevi güzel sonuçları bizlerle buluşturacak. iPhone'lara yeni bir uygulama geliyor arkadaşlar. Bu uygulamanın adı Journal diye geçiyor. Türkçe'ye çevrilmeyebilir, doğrudan Journal olabilir bu özelliğin adı. Burada sizlerin geçmişte biriktirdiği anılar toplanacak ve böyle bir özet şeklinde göreceksiniz gibi geldi bana en azından uygulamayı ilk gördüğüm anda. Tabii bu bir ilk bakış, hatta az önce biten bir lansmandan kendi aldığım notlarla sizlere aktardığım bir video. Dolayısıyla bazı bilgilerde çok hafif de olsa sapmalar ya da böyle ufak tefek hani heyecana bağlı yanlış aktarmalar olabilir, aramızda laf olmaz diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Artık iPhone'unuzu da şarja taktığınızda, ki burada şuna emin olamadım bu arada, onun altını çizeyim. Normal kabloyla şarj ederken sanki bu özellik çalışmıyor gibi arkadaşlar. MagSafe'le şarj ederken cihazınızı bu özellik aktif oluyor. Bir standby modu devreye giriyor. Bu mod aynı normalde Apple Watch'unuzu şarja taktığınızda, yatay bıraktığınızda üstünde saat yazmasıyla aynı şey. Bu standby ekranını özelleştirebiliyorsunuz. Oraya farklı farklı şeyler koyabiliyorsunuz. Bu standby ekranı aynı zamanda ortamın ışığına göre de kendi parlaklığını ve rengini ayarlayabiliyor. Zannediyorum ki burada kırmızı rengi sadece kullanabileceksiniz. Işık azaldığında öyle bir şey söyledi ama ona da tam emin değilim, ancak genel olarak böyle bir özelliğin olduğunu sizlere söyleyeyim. Çok önemli bir detay olabilir belki de, artık hayatımızdan Hey Siri kavramı çıktı arkadaşlar. iOS 17 ile birlikte sadece Siri demeniz yeterli olacak. Hey Siri demenize gerek olmayacak sevgili arkadaşlar. Tabii burada en önemli detaylardan bir tanesi belki de herkesin merak ettiği, hangi cihazlar bu sürümü alacak sorusunu sizler için cevaplayayım arkadaşlar. iOS 17 sürümünü iPhone 8 alamıyor. iPhone 8 Plus alamıyor. iPhone X de artık güncelleme alamayacak tam olarak beklediğimiz gibi. Yani iPhone XS ve üstü modeller bu sürümü alacak arkadaşlar iOS 17 için. Gelelim iPadOS 17'ye. Burayı biraz daha hızlı geçeceğim arkadaşlar. Burada ana ekran ile ilgili geliştirmeleri gördük. Widget'lar ekleyebiliyorsunuz. Efektif ve kullanılabilir bir hale gelmiş. Uzay görünümlü ekran görsellerini de beğendim. Burada iPad'in kilit ekranına widget ekleme özelliğinin geldiğini de sizlerle paylaşayım. Anlık aktiviteler diye bir özellik var. Bu özelliği beğendim. Anlık olarak bir maçı takip edebiliyorsunuz iPad'in böyle hemen alt bölümünde, ya da bir Uber siparişinizi yine burada takip etmeniz mümkün oluyor arkadaşlar. Bu da güzel olmuş. Hoşuma gitti gerçekten. Sağlık uygulaması çok detaylı ve büyük bir şekilde iPad için gelmiş. PDF iPad kullanıcıları için oldukça önemli biliyorsunuz. PDF ile alakalı çok güzel geliştirmeler yapmışlar. Burada anlık PDF üzerinde çalışabilme, anlık boşlukları doldurabilme, kalemle imza atabilme, bu imzayı kaydedebilme, ki geçtiğimiz günlerde size zaten bu özelliklerin bazılarını dikey içerik olarak hesaplarımda vermiştim. Burada artık iPad'de de daha efektif kullanılabilir hale gelmiş. Aynı zamanda anlık olarak bir başkasıyla PDF'i de düzenleyebiliyorsunuz. İki kişide de tabii ki iPad olması şartıyla sevgili arkadaşlar. Son olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ekran uzaklığı diye bir özellik de yine iPad'lere gelmiş. Burada ekrana çok yakın durursanız sizi uyarıyor. Bunun daha çok çocuklar için olduğunun da altını çizdiler. Ve macOS. macOS özellikle arkamda da durmakta olan MacBook'ların ya da Apple'ın bilgisayarlarının kalbi arkadaşlar, işletim sistemi anlamında. Bu işletim sistemleri Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yer alan bazı şehirlerin isimleriyle adlandırılır. Bu sene çıkacak yeni sürümün adı da MacOS Sonoma isimli bir ada sahip arkadaşlar. Sonoma, Kaliforniya'da bir şehir ve bu şehrin yaklaşık 11 bin nüfusu olduğunu da sizlerle paylaşayım. Böyle kısa bir genel kültürü de buraya sizlere eklemiş oldum. Burada en çok öne çıkardıkları şey şuydu: widgetlar. Widgetlar MacOS için çok daha böyle efektif ve kullanılabilir bir şekilde bizlere sunulmuş durumda. Aynı zamanda gizli değil, ekrana da widgetlar ekleyebiliyorsunuz. Game modu geldi MacOS'lara. Bu game modunda güzel oyunlar var gibi gözüküyor. Aynı zamanda bu oyunları doğrudan PlayStation kolu ya da Xbox koluyla da oynamanız mümkün oluyor arkadaşlar. Burada canlı video görüntülü görüşme özelliği beni gerçekten etkiledi. Kameralı bir görüşme yaparken macOS işletim sistemi üzerinden arkadaki görüntüyü tamamen değiştirebiliyorsunuz. Anlık animasyonlar etkileyebiliyorsunuz. Buraya ekleyebiliyorsunuz ve burada bir de sizin sunum yaptığınız dosyayı, görselinizi, yani kameradaki görselinizi kendinizi onun önüne alarak kullanabiliyorsunuz. Gerçekten sunum sırasındaki videolar çok etkileyici gözüküyordu. Eğer bu şekilde çalışıyorsa bence muazzam olmuş. Henüz deneyimlemediğim için size de sadece gördüklerimi aktarıyorum. Gördüğüm şeyler gerçekten kusursuz ve güzel gözüküyordu. Bu arada ben de Apple Park'a davet edilmedim ama Apple Park'a gittiğimde böyle bir tişört almıştım. Bugünün önemine binaen bu tişörtle bu videoyu sizlere hazırlamak istediğimi de söyleyeyim. Onu söyleyecektim, unuttum. Etkileyici bir diğer özellik AirPods'lara geldi. AirPods'larda zaten hali hazırda kişiselleştirilmiş bir ses deneyimi bizlerle buluşuyor arkadaşlar. Artık kişiselleştirilmiş adaptif ses gibi bir özellik olur muhtemelen bunun Türkçesi. Ona bile
bakmadan videoya geçtim. Burada adaptif audio isimli bir özellik var. Bu sayede artık anlık olarak etrafınızdaki gürültüyü AirPods'larınız anlayabiliyor ve gürültü engelleme seviyesini buna göre ayarlıyor. Mesela örnek vermek gerekirse lansmanda da olduğu gibi siz yolda yürürken bir yol çalışması var ve bu yol çalışmasının sesini kulaklıklarınız engelliyor, duymuyorsunuz. Ancak o sırada bir korna çalarsa ya da biri gelip size bir şey söylerse doğrudan yüzünüze, hemen müziğin sesi azalıyor. Sizin karşı tarafa konuşmanız sağlanıyor. Gürültü engellemenin de desibeli düşürülüyor ve bu sayede korna seslerini ya da size biri bir şey söylerse o kişinin sesini rahatlıkla duyabiliyorsunuz gibi gözüküyor. Burada hani enteresan bir özellik bu. Umarım günlük hayatta efektif bir şekilde çalışabilir ama bence çalışır bir şekilde bizlerle buluşmuştur diye düşünüyorum. Ve gelelim WatchOS 10'a arkadaşlar. Apple Watch'lar için yeni gelecek bir tabii ki sürüm, yeni gelecek bir yazılım bu bizlerle buluşacak olan. Yeni arayüzler gelmiş. Snowplay bisikletçiler için önemli güncellemeler var. Sensörler bisikletlere bağlanabiliyor. Anlık veri akışı sağlanabiliyor arkadaşlar. 3 boyutlu haritalar gibi bir görünümde yine Apple Watch'lara gelecek gibi gözüküyor. Apple'ın saatlerine yer alan odaklanma ve farkındalık gibi özellikler ise bence çok daha efektif ve kullanılabilir bir şekilde bizlerle buluşmuş. Ve gelelim Apple Vision Pro'ya. Gerçekten uzun zamandır altını çizmek istiyorum. Bir teknolojik ürün için bu kadar heyecanlanmamıştım. Çünkü adeta Black Mirror'da yıllardır izlediğimiz o akıllı lens bizlerle buluştu arkadaşlar. Black Mirror'da izlemeyenleriniz olabilir. Netflix'te bir bilim kurgu dizisi. Gerçekten her bölümü birbirinden farklı ve etkileyici bölümleriyle bizlerle buluşan bir dizi. Bu dizide bugüne kadar ne gördüysem arkadaşlar hep şunu söyledim. Dedim ki bu gördüklerimiz mutlaka gerçek olacak. Mutlaka gerçek olacak. Zaten birçoğu gerçek ama şu anda gördüğümüz bu ürün inanın direkt o filmden, o diziden fırlamışçasına bizlerle buluştu. Çünkü şu anda bir gözlük olsa da ilerleyen yıllarda mutlaka eğer endüstride hak ettiği değeri bulabilirse, hak ettiği yeri bulabilirse mutlaka bir lense dönüşecektir ve aynı o dizideki gibi kullanılır hale gelecektir. Şimdi Vision Pro üstünde çok uzun şeyler konuşmamız gereken bir ürün diye düşünüyorum. Buraya kısaca sığdırmaya çalışacağım notlarımla ama gerçekten bu ürünün üstünde çok çok konuşacağız. Gözlüğü gözünüze taktığınızda olduğunuz yerden bambaşka bir boyuta geçiyorsunuz arkadaşlar. Bu boyutta tamamen her şey özelleştirilebilir. Hayal ettiğiniz her şeyi görebiliyorsunuz. Gözünüzün önünde 3 boyutlu olarak evinizin salonunda bambaşka bir dünyaya geçmeniz mümkün oluyor. Anlatmak belki de kelimelere dökmek çok yüzeysel ama eminim deneyimi gerçekten harikadır bu ürünün. Onu da söylemem lazım. Burada etkileneceğiniz şeylerden bir tanesi şu. Sadece ellerinizle, el hareketlerinizle bu ürünü kontrol etmeniz mümkün. Herhangi bir kontrolcüye ya da herhangi bir mouse'a, bir kumandaya, bir şeye ihtiyacınız yok. Hiçbir kumandaya ihtiyacınız olmadan arkadaşlar sadece elinizle bu ürünü kullanabiliyorsunuz. Bir diğer güzel detaya değinmem gerekirse ise o da şu arkadaşlar. Şimdi bu ürün bence tutarsa hayatımızdan televizyonları tamamıyla çıkartabilir. Bunu da söylemek lazım gerçekten. Materyal olarak çok özel tasarlanmış bu ürün. Her şeyle özel tasarlanmış ki burada açıkçası ilgimi çeken ve dikkatimi çeken bir şey daha var. Normalde Apple çok yapmaz bunu ama bu üründe yapmışlar arkadaşlar. Özel bir cam kullanılıyor. İç bölümünde ayarlanabilir bir gözlük gibi bir materyal var. Özel bir termal sistemiyle geliyor bu üründe. Herhangi bir terlemeye ya da tarihi önlemek için yine özel bir kumaş kullanılmış. Bu arada modüler bir tasarım olduğunda sizlerle paylaşmalıyım. Arkası çıkabiliyor, parçalarına ayrılabiliyor vesaire gibi detayları var. Üstündeki hoparlörler ise Special Audio'ya özel tasarlanmış durumda. Yani odanızda otururken 3 boyutlu ses deneyimini yaşayabilin diye özel bir hoparlör tasarımı da yine bu üründe yer alıyor sevgili arkadaşlar. Ve lenslerde dünya devi Zeiss ile işbirliği yapılmış arkadaşlar. Bataryası da ürünün dışında, ürün tanıtıldığı andan itibaren üstündeki kablo ne işe yarıyor diye düşünüyordum. Yani tam olarak nereye bağlı diye düşünüyordum. Ve sonrasında gösterilen bir batarya var ucunda. Ona bağlı. Pil ömrüyle alakalı çok net bir bilgi paylaşılmadı ama benim tahminimce böyle 3 saate varan bir pil ömrü vardır bu ürünün diye düşünmekteyim. En azından oradaki gördüğüm şeylerle. Az önce sizlere bahsettiğim, normalde Apple'da görmeyiz dediğim şey de şu. İç bölümdeki lensler az önce dediğim gibi Zeiss'a işbirliği yapılarak üretilmiş ve Apple bunu da lansmanda gösterdi arkadaşlar. Normalde Apple 3. parti bir şirketle çalıştığında, yani en azından donanım tarafında bunu çok dile getirmiyor. Ancak bu üründe bunu çok net bir şekilde gösterdiler ve bizlerle paylaştılar. Yazılım anlamında olduğunda çok gösteriyorlar ama bunu donanım anlamında çok tercih etmiyorlardı. Burada ben uzun zamandır ilk defa gördüm. Bu 2 adet görmüş olduğunuz küçük göz ekranın içinde mikro OLED'ler var arkadaşlar ve 23 milyon piksel gibi bir piksel yoğunluğuna sahip burada görmüş olduğunuz küçük pencereler ve bizlere 4K çözünürlüğünde inanılmaz bir VR, sanal gerçeklik adına ne derseniz deyin, bu deneyimi sunabiliyor. Benim şimdiye kadar gördüğüm belki de en efektif ürün olabilir. Deneyimlemeyi 4 gözle bekliyorum. Heyecanla bekliyorum bu ürünü.
Hakikaten etkilendim. Zaten sizlere de aktarmışımdır, hissettirmişimdir herhalde. Üzerindeki hoparlörler dediğim gibi özel olarak tasarlanmış. Bu gözlüğün önü ve iç kısmı onlarca sensör ve kamerayla dolu arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim sizlere. Totalde ürünün üzerinde kaç tane kamera var? 12 tane kamera var ve 5 tane de özel sensör bulunuyor. İçerisinde 2 tane işlemci var. Bu işlemcilerden bir tanesi R1 isimli özel bir işlemci. Bu işlemciyi Apple şöyle özetledi. Sizin gözünüzü kırpma hızınızdan 8 kat daha hızlı dedi bu işlemci için. Gerçekten bence etkileyiciydi. Ve tabii burada bir de bizlerin standart olarak bildiği M2 işlemcisi de yine bu gözlüğün içinde görev yapmakta arkadaşlar. Hem M2 hem R1 işlemcisinden güç alan Apple'ın Vision Pro'su bütün işlemleri bu iki işlemcinin üzerine yükleyerek bizlerle buluşturuyor arkadaşlar. Ve tabii burada ben şunu merak etmiştim. FaceTime görüşmeleri nasıl yapacağız? Yani FaceTime'ı koymuşlar bu gözlüğün içine ama nasıl olacak diye düşünmüştüm. Onu da gösterdiler. Önünde bulunan sensörler ve kameralarla kendinizi modelliyorsunuz arkadaşlar ve bu modellemenizi bir daha yapmıyorsunuz. Siz konuştuğunuzda karşı taraf sizin 3 boyutlu yapay zeka tarafından oluşturulmuş modelinizle anlık olarak seslendirmeniz tabii ki var yine. Ancak görüntünüz anlık olarak yapay zeka tarafından karşı tarafa sizin yaptığınız modelleme üzerinden iletiliyor. Etkileyici mi? Etkileyici ve gerçekten de böyle inanılmaz bir ürün olmuş gerçekten. Tim Cook'un uzun zamandır üstünde çalıştığı ve çok da çıkarmak istediği bir üründü bu. Çünkü Tim Cook Apple'da CEO olduğundan beri bir özel ürün çıkarmak istiyordu ve bu üründe de bunu gerçek yapmış oldu arkadaşlar. Bu bahsettiğim ürünün fiyatı $3,499 bir fiyat etiketine sahip ve şu anda yıl sonuna doğru sadece Amerika Birleşik Devletleri'ne satışa çıkacağını söylediler. Önümüzdeki yıllarda ise diğer ülkelerde satışa çıkacakmış Apple Vision Pro. Gerçekten nefessiz anlattım sizlere bugünkü lansmanı ama tüm notlarımla karşınızdaydım. Umarım sizlerin de ihtiyacı olan veya merak ettiği tüm detaylar bu videoda sizlerle buluşmuştur. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Biliyorsunuz abone sıkışması yaşıyorum. Bu abone sayısını hızlıca yukarıya taşımamız lazım ki farklı farklı daha efektif içerikleri sizlerle buluşturabileyim. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşça kalın. Bay bay.